Abu Hanife, hususan Abu Hanife radıyallahu anhu doğrularında köproq toxtalishligimizni sababi tarix silsilasida ham Abu Hanife radıyallahu anhu ga juda ko'p ta'nalar bo'lgan. O kishini hadisda zaif deyishlikka urinish, masalan, Uqaylini duafo degan kitoblarda jamlangan Abu Hanifaga ta'na yetkazilgan odamlarni gaplari. Lekin bularning barchasiga yetarli javoblar bor. O'sha ta'nalarning o'zini misol keltirib, Abu Hanifaning mazhabiga ahli roy mazhab bu va bu ahli roylarning ijtihodlari qabul emas. Ularga hadis sahih hadis turgan paytda ular zaifni olishgan degan ta'nalarni aytayotgan odamlarning 99%ini gapi asossiz. Isboti sifatida bir amaliy mavzuni ko'rib chiqamiz. Amaliy mavzu o'sha ba'zi bizga o'zicha saroy mullasi deb kazzoblik qilayotgan va bizni saroyga yon bosayotgan odam deb uyalmasdan kazzoblik qilayotgan va ilmiy ma'noda hadis va oyatlar bilan javob beramiz deb faqat kalom mantiq bilan gapirgan odamlarga raddiya sifatida ham buni ko'rsatamiz. Ya'ni Abu Hanifa radhiyallohu anhu to'g'rilarida bu gaplar bugunni gaplari emas. Asosan muhaddislarimizning aksarlari Abu Hanifa to'g'rilarida u kishini hadisda zaif deyishlikka yoki hadisda hujjat emas deyishlikka sabablardan ko'pini aytishgan tarix mobaynida. Lekin unga javoban mana Tahzibut Tahzib degan kitobda Abu Hanifaga shu aynan ta'na yetkazganlarni javobida aytgan ekanlarki Abu Hanifa radhiyallohu anhu maslakda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuga o'xshaydilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu sahobalar ichida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yaqinligida teng keladigan odam yo'q. Abu Bakr Siddiq Abu Hurayradan ancha baland turadilar. Sahobalarni ichida hammadan baland turadilar. Lekin hadis rivoyat qilishda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning rivoyatlari kam juda ham. Abu Hurayraning rivoyatlari chempion ya'ni Abu Hurayraga yetib bo'lmaydi hadis rivoyat qilishda. Endi shu sabab bilan Abu Hurayrani hadis ilmida muhaddis deb e'tirof qilinib Abu Bakr Siddiqni muhaddis emas desak bo'ladimi? Yo'q. Hatto Abu Bakr Siddiq Abu Hurayradan ko'p hadis bilganlar. G'orda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yonida turgan zot. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zlari bemor bo'lgan paytida o'zlarini o'rniga Abu Bakr Siddiqni imom qilganlar. Imomatni ishonib topshirgan zot. O'zlaridan keyin xilofatga haqli bo'lgan zot. Lekin hadisda Abu Hurayra rivoyat qilgan hadisni undan biriga ham to'g'ri kelmaydi. Juda ham kam hadis rivoyat qilganlar. Shu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ni hadis bilmasliklariga dalil bo'ladimi? Yo'q deydi barcha. U kishi hadis rivoyat qilishlikka urinmaganlar deydi. Xuddi shunsinga Abu Hurayra Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni ham fiqhga ko'p mashg'ul bo'lganlari uchun hadis rivoyat qilishga u qadar urinmaganlarini hadisda hech narsa bilmaydilar deganga sabab qilib bo'lmaydi deyishgan. Hadis rivoyat qilmasa u muhaddis emas degani chiqib chiqmaydi. Fuqaholarni ijtihod ma'nosida mujtahid imomlarimiz, mazhab boshilarimiz deb bu ummat tan olishida ularga qo'ygan shartlar bor. O'sha shartlar topilmasa ularni hech kim mujtahid sifatida tan olmas edi. O'sha shartlar topilganki Abu Hanifa mujtahid sifatida mazhab boshi sifatida tan olingan. Hadis rivoyat qilmasa, hadislarni rivoyat qilishlikda u qadar mashhur bo'lmasa, u hadisda zaif degan hukmga, hujjatga asos bo'lmaydi. Mana hozir shu mazhablar to'g'risida biz namozdan keyin aminni jahri aytish yoki aminni maxfiy aytish masalasini o'zini ko'rib chiqamiz. To'g'ri, hozir juda jiddiy masalalar ko'p. Musulmon ummati orasida ittifoqqa harakat qilish kerak, ixtilofni oldini olish kerak. Hozir shu masala kerakmi degan odam ham chiqadi oramizda. Biz mavzuni ilmiy tomoniga yondashyapmiz. Bu mavzular 1400 yildan beri bahs qilinib kelinyapti va ummat o'z mazhabiga ergashib
o'sha mazhabga ergashayotganda hadislarning ma'nosiga ergashayotganini bilish uchun ham bu mavzularni ko'rib qo'yishimiz kerak. Va buni qo'zg'ab musulmonlar orasida Hanafi mazhabini xatoga ergashayapti. Hanafiylar to'g'ri ijtihodda emas, ular sahih hadis turganda zaifga ergashayapti degan o'sha ba'zi yosh bolalarning gapining botil ekanligini bilib qo'yish uchun ham buni o'rganishimiz kerak. Agar ularning bu gapini botil ekanini bilmasak, bu kichik mavzu, namoz ichidagi oddiy bir ominni jahri aytish mavzusi, shunda agar ularning tuzog'iga tushilsa, ular ikkinchi boshqa mavzularda aynan shu uslub bilan musulmonlarni xavorijilikka, musulmonlarni qonini to'kishlikka, qo'llariga qurol berib dushmanga xizmat qilishlikka yo'naltirib yuborishadi. Bu ko'rilgan, tajribada sinalgan va hayotda o'z ifodasini topgan mavzular. Shuning uchun mana bu mavzuni bizga anu raddiya, saroy mullasiga raddiya deb yozgan safsatabozga va uning kazzoblik qilib ilmni berkitganligiga ko'rsatib bir dalil qilib keltiramiz. Bizi Hanafi mazhabda nima? Qanday o'qiladi? Va kana yaqulu ba'da qiraatil fatihati amin sirra. Hanafi mazhabimizda namoz o'qiyotgan odamning kayfiyatu salatida, ya'ni namozda Fatiha surasini o'qib bo'lgandan keyin valadollindan keyin amin aytiladi, sir ichida aytiladi. Buni aminni jahri aytishlik ijtihodini olgan fuqaholarimiz boshqa yo'ldan yurishgan. Aminni maxfi aytishlik haqidagi ijtihodga bizi Hanafilarimiz kelishgan. Shunda savol tug'iladi. Hadisi shariflarda aminni jahri aytishlik sarohatan kelganmi? Degan savol bo'ldi menga avval. Men aytdim sarohatan kelmagan. Buxoriyning rivoyatlarini birortasida aminni jahri aytishlikka dalolat qiladigan ochiq-oydin dalolat yo'q. Va aminning jahri aytilishi to'g'risida kelgan boshqa ochiq-oydin kelgan dalolatning birortasi sahih emas. Bu meni gapim emas. Buni Buxoriyni sharhini yozgan Ibn Hajar rahimahulloh aytganlar. Unga inshaalloh kelib to'xtalamiz. Alloh nasib qilsa, Xudo xohlasa. Xo'p. Mana Buxoriyning rivoyatini ko'ramiz. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري إمام بخاري صحيح توبلاملر در رواية قيالر أبو هريرة رضي الله عنه دن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيتدلر أجر إمام G'ayril mag'dubi alayhim valaddallin desa, qulu, sizlar ham aytinglar, amin, denglar. Chunki kimning qavli, amin degan so'zi, maloikalarning qavliga, su amin degan so'ziga to'g'ri kelib qolsa, uning avvalgi o'tgan gunohlari kechiriladi, deyaptilar. Buxoriyda birinchi kelgan hadis bu. Buxoriy buni aminni jahri aytish haqidagi bob deb bob ochganlar va o'sha bobda keltirganlar. Aminni jahri aytish haqidagi bob degan fiqh Buxoriyning fiqhi bu. Hadisda yo'q aminni jahri ayting degan gap. Qani aminni jahri ayting degan gap bo'ldi. Aminni aytinglar deyaptilar. Men ishora qilgan yoki umuman Hanafi mazhabi ulamolarimiz ishora qilgan gap ham shu. Bu hadis Buxoriyda bor. Lekin aminni jahri aytinglar degan kalima yo'q Buxoriyda. Chunki agar imomni aminni jahri aytishi mashru bo'lganida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam imomga iqtido qiluvchilar aminni valadolindan keyin aytishlarini ta'kidlamasdilar. Balki imomning amin deyishini eshitib aytishga buyurardilar degan fuqaholarimiz. Demak bu hadisda aminni jahri aytish to'g'risida ochiq oydin lafz yo'q. Ochiq oydin lafz bo'lmagandan keyin ijtihod maydonga tushadi. Yoki boshqa hadislar o'rganiladi. Xo'p, boshqa hadislar bormi?
Var başka hadisler. Uşa Hanefi ulamalarımızın içtihadiga raddiye sıfatıda aytiyatken, raddiye keltiriyatken fukahalarımız aytişedi ki başka bir hadis degen Ebu Hureyre radıyallahu anhudan uham bu yem İmam Buhari'de rivayet aytadılar ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه degen rivayet. Bu yan Buhari'de rivayet. Abu Hurayra aytibdilar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet aytibdilar Resulullah aytdilar ki eğer imam amin dese فأمنوا sizler ham amin denglar. Kimning amini, malaikalarning aminiga muvofiq tushib qolsa, uning avvalgi gunohlari kechiriladi, deyaptilar. Ana endi ijtihod borasida hadislarning orasida muvofiqlashtirishlikka ehtiyoj tug'ilyapti. Ikkita hadis ikki xil chiqib qoldi. Nima qilamiz? Hadislarning dalolati bittasi valaddolin degandan keyin amin denglar, deyaptilar. Bundan kelib chiqadiki, amin jahri degani kelib chiqmaydi bundan. Çünkü valad dalilini eşitip amin denler deyaptılar. Amin aytış bar cahri imasliği kep çıkı yaptı bunda. İkinci bir hadiste imamın aminini de eğer imam amin aytsa sizler ham amin denler degen ikinci rivayet kili yaptı Buhari'de. Bunu ne deyimiz desek cumhur bunge biz özümüz etmeyimiz. Bu gapga cumhur cevap verip aytarken ki laqad hammala al-jumhuru qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem iza ammana al-imam. İmam amin desa degen gapni cumhur ulamolarimiz ta'vil qilishgan ekan. Alal majaz, majozga ta'vil qilishgan. Lil jam'i baynahu va bayna qawlihi sallallahu aleyhi ve sellem iza qala al-imam va lad-dallin faqulu amin. Yuqoridagi hadis bilan bu hadisni jamlash kerak o'rtasini. Yukarıda valla balinden kin ayting dediler. Bu cayda aminden kin ayting dediler. Kaysa böyle doğru. Valla balinden kin ayting gerek mi? İmamı aminden bile ayting gerek mi? Dese cumhur ulamalarımız kiyingi hadisini mecaz deyiş gereken. Resulullah'ını amminu yani izâ emmenel imam imamının amini den keyin degen gepni mecaz deyiş gereken. Bunga dalil sifatida Qur'oni Karimda "Iza qumtum ila solati" degan oyatni dalil keltirishgan ekan. Qachonki namozga tursangiz degan oyat bor. Bu joyda turish ifodasi emas, majoz bor bitta. Qumtumdan murod ay "Iza aradtum iqomata solati". Namozni qoyim qilishlikni, namozni o'qishlikni iroda qilsangiz keyin tahorat qiling. "Iza qumtum ila solati faghsilu wujuhakum". Namozni o'qisangiz, namozga tursangiz tahorat qiling deyapti Alloh taolo. Namozga tursangiz degan kalima qanaqa qilib namozga turganda borib tahorat qilasiz? Namoz o'qishlikni iroda qilsangiz degan ma'nosi bor, majoz ma'nosi bor oyatda. Xuddi shu oyatga o'xshab imom amin desa sizlar ham amin denglar degandagi imom amin desa degan gap majoz u, haqiqiy ma'no emas. Qani bu joyda aminni jahri ayting degan gap? Xo'p biz İmam Buxoriyning hadislarini sharhini qayoqdagi yosh boladan eshitishimiz kerakmi? O'sha ma'qulmi? Yoki Hofiz ibn Hajardan eshitganimiz ma'qulmi? Buxoriyning shorihi, Buxoriyning sharhida busiz ma'no topib bo'lmaydigan zot. Hofiz ibn Hajar Asqaloniy rahimahulloh fathda aytibdilarki, qalu فالجمع بين الروايتين يقتضي حمل قوله اذا امن على المجاز فتح البارينىڭ egesi ابن حجر رحمه الله aytibdilar ki ikkita hadis keldi Buxoriyda bittasida valad dallin desa amin denglar dedilar ikkinchisida imom amin desa keyin amin denglar dedilar bu ikkala hadisni qana qilib jamlaymiz desa Fathul Bariyni muallifi ibn Hajar Asqaloniy aytibdilar ki Resulullah amin, imam amin dese degen gap mecaz bu. Hakiki manada mez. Vela dalinden kin amin eytiledi. Aminden kiyinmez. Dip
Şarh aytibdilar. Hop, İbn Hacer'ın gapini olamizmi yoki yolg'onchining gapini olamizmi? U yolg'onchi ilmiy ma'noda yolg'onchi. Uni o'zini men kimligini bilmayman, yana qaytib aytamiz. İlimde yolg'onchi. İlimde yolg'onchiligi yuqorida keltirilgan hadisni keltirib, mana Aminni Jahri aytiladi. Jumhur buni topgan, Abu Hanifa xato qilgan deyapti. Qanaqa qilib Abu Hanifani xato qilgan devoradigan yuz bor bu odamda? Qanaqasiga? Mana biz himoya qilyapmiz Abu Hanifani. Uzot himoyaga muhtoj emas. Qani kelsin gaplashaylik. Qayerda xato qildi Abu Hanifa? Qaysi hadisda Amin ochiq aytilyapti ekan? Qani, Buxoriyni qayerda bor? U yolg'onchi yuqoridagi Abu Harif Abu Hurayradan rivoyat qilingan birinchi hadisni keltirib odamlarni aldab, ikkinchi hadisdagi ida ammanal imamni unga qo'shib ana Aminni Jahri aytish bor hadisda deb Buxoriyni fiqhini butun boshli mazhablarni fiqhiga muqobil qo'yibdi. Yolg'onchi. Yolg'onchiligini bittasi yo ilmi yo'qligini odamlarga aytmayapti. Usul o'qimaganman, bilmayman bunaqa narsalarni men. Qayerda majoz ishlatilyapti, qayerda haqiqat ishlatilyapti, uni bilmayman demayapti. Shu ma'noda yolg'onchi u. Yoki bilib turib odamlarni aldayapti. Tadlis qilyapti, mudallislik qilyapti, so'z o'yini qilyapti. Yuqoridagi hadis bilan bu hadisni qo'shib ikkalasidan amin chiqaryapti. Ya'ni aminni jahri degan ma'no chiqaryapti. İmam Suyuti aytadilar Tanvir Havalik degan kitoblarida Al jumhur alal qawlil akhir lakin awwalu qawluhu idha ammana ala anna al murada idha arada ta'min la yaqa ta'min al imam wal ma'mun ma'an fa innahu yustahabu fihi al muqaranatu deyaptilar. İmam Suyuti ham xuddi shu gapni aytayaptilar. Ikkita hadis Buxoriyda ikkita hadis keldi. Bittasi vala dolindan keyin amin denglar dedilar. İkincisi de İmam Amin degenden ki Amin deyinler. İmamın Amin'i bilen doğru kesin deyiptiler. Bu şey ikinci hadisini birinci hadiske muvafıklaştı üçün İmam Suyuti aytibdilar ki ikinci hadisteki İmam Amin degen gap tavil kılınır deyiptiler. Bundan murat İmamın ve Mamun'un arkadaki adamlarının Amin'i birbirine yakın bulsun. İmamı Amin'in bilen muvafıklaşsın. Birbirine yakın bulsun degen mana. Shunaqa ta'vil qilinadi, deyaptilar. Va hada yadullu ala anna al-imam la yajharu bit-ta'min. Ta'min, ya'ni aminni jahri aytmasligiga dalil bu. Hadisul khafd indana arjah li anna amin du'a wal aslu fi du'a al-ikhfa. Demak, hadisda maxfi qilishlik ma'nosi bizning nazdimizda quvvatli. Nima uchun desa, chunki aminning lug'atdagi ma'nosi nima? Istajib degani, duo. Duoyimni ijobat qil degani. Amin duo o'zi. Duodagi asl qoida nima desa, maxfiylik. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo duoni zikr qilganda, "Ud'u robbakum tadarru'a va xufiya" degan. Robbingizga tazarru bilan va maxfi holda duo qiling degan. Duoning asli maxfiylik. Asliga qarshi dalil kelgandagina uni biz olishimiz kerak bo'ladi. Asliga qarshi bu aslni istisno qiladigan, bu asliga qarshi bir rivoyat keladigan bo'lsa, keyin Aminni Jahri aytishlikka dalil ko'tarishimiz kerak. Agar oyat kalimada Alloh taolo maxfi qilinglar duoni deyotgan bo'lsa, demak biz duoni maxfi qilamiz. Amin nima? Duo. Duoni maxfi qilishlik Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni oyatga suyanganligiga dalolat qiladi. U yosh bola Abu Hanifani xato qilgan deyapti. Menga ta'na qilaman deb bizni ilmdagi nasabimizga ta'na qilyapti. Menga ta'na qilaversin, men xatoda, ilmda hech narsa emasmiz biz. Biz oddiy bir tarjima qilib o'qib beryapmiz. Lekin Abu Hanifani xatokor deydigan beyuzga javob berishimiz kerak. Qani Buxoriyda Aminni Jahri ayting degan gap. Xo'p, Aminning maxfiy ekanligi to'g'risida, Aminning ya'ni Amin duo dedik, duoning maxfiyligi to'g'risida boshqa rivoyatlar ham bor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınan davetun fi sirri ta'dilu 70 davatan fil alaniyeti. Bu hadisni İbn Hibban özlerinin sahihlerde rivayet kılganlar, marfu Resulullah'a rivayet çıkan hadis ve sanadı sahih. Resulullah ettiler ki mahfi dua aşkar duadan kure 70 beraber artık duradı dediler. Yani 70 beraber artık duradı. Mahfi dua aşkara duada. Yani hayru dua al-khafi. Bunu yam İbn-i Hibban sahillerde var dediler. Duanın en yaxsı mahfisidir. Demek namazdaki aminin dua ikenliği hamma ittifak kılıyordu mu? Onun mahfi ikenliğinin afzal ikenliği başka rivayetlerde kullanıyordu mu? Kur'an-ı Kerim'de duanı mahfi kılıçlıkla büyülük buluyordu mu? Ebu Hanife'nin içtihadı da kanı hata. Kuddu şunindi, Kur'an-ı Kerim namazda a'udhu billahi mineşşeytanirracimine aytiş hükmü bilen, aminine aytiş hükmünü salıştırsanız, a'udhu billahi mineşşeytanirracimine aytiş hükmü aminden kuru üstün türede. Çünkü a'udhu'nu aytişlikini Kur'an-ı Kerim büyürgen. Allah Teala aytadı ki, a'udhu billahi mineşşeytanirracim ve idâ qara'tel Kur'ane fasta'id billahi mineşşeytanirracim. Kaçan Kur'an kıraat kılsen, Allah'tan kuulgen şeytanın yamalligiden panah soregin. Euzu billahi mineşşeytanirracim degin diyebdi Allah Teala. Bu, Kur'an-ı Kerim'nin büyülüğü bilen namazga sabit bugün. Namazga bizim hani kırsak, kulağını kokkanımızdayken Subhaneke Allahümmen'i okup arkasından Euzu billahi mineşşeytanirracim deyimiz. Doğru mu? Deyimiz. Ve Euzu billahi mineşşeytanirracimini berçe ittifakan mahfi okuyun. Nimaga mahfi o'qiymiz? Chunki mahfi bizga keldi va Qur'oni Karim buyurgan bo'lsa-da uni mahfi o'qiyamiz. Lekin Qur'oni Karimning biror joyida amin kalimasi yo'q. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamdan hech bitta o'rinda a'udhu billahi minash shaytonir rojimni jahri aytganlari sabit emas. Kur'an-ı Kerim büyürgen narsani cehri aitme yaptın Peygamber aleyhisselam. Aminni cehri aitmeslik ondan göre afzal hesaplanadı. Diye yaptılar. Delil keltirgen Hanefi ulamalarımız. لِأَنَّ لَفْظَةَ اَم۪ينَ لَيْسَتْ مِنَ الْقُرْآنِ اَوْضُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ kelimesi Kur'an'da sabit. Amin kelimesi Kur'an'dan mez. فَالْجَهْرُ بِهَا بَيْنَ الْفَاتِحَةِ وَالسُورَةِ عَلَى خَلَافِ الْقِيَاسِ Kıyasga göre hem bu hılaf buladı. Çünkü Kur'an-ı Kerim'ni Fatiha suresini okup ortada aminini cehri aytıp durup arkasından yine Kur'an okulsa arkadaki adamlarının nazlıda amin Kur'an'dan degen çünçeye kep kaladı. Hılafı kıyas bu. Kıyasga hılaf buladı. Kur'an-ı Kerim'de amin degen kelime umumen yok. Kıyasga ko'ra ham aminni mahfi aytishlikni bizni Hanafi ulamolarimiz arjah, ya'ni kuchli deyishadi. Dalillarni yuqorida keltirdik. Dalillar bir-biriga ikkitasi zid kelyapti. Ularni qaysi biri kuchli ekanligida shunaqangi qiyosdan dalillar keltirishyapti. Wa kadalika fa inna aktsara sahobati va tabi'in kanu yukhfuna biha. Imom Tabari aytgan ekanlarki وروي ذلك عن ابن مسعود رضي الله عنه وروي عن النخعي والشعبي وإبراهيم التيمي كانوا يخفون آمين تبري كدر جنك الله ابن مسعود رضي الله عنه دم وطبيعي لردن نخعي شعبي إبراهيم التيمي لردن رواية كجنك أنك صحاب لرنين أكثر لر آمين مخفي أي شرد لجنك الله إمام تبري در رواية Qani Abu Hanifaning xatolari? Qani bu joyda Abu Hanifa o'z fikrlariga erishganlar? Sahobalarning aksari aminni maxfiy aytardilar, deyaptilar. Yana shu joyda bir narsani mulohaza qilib aytib ketish kerak. Aminning jahri aytilishi to'g'risida ham ijtihodlar o'z o'rnida.
Minyillar davomida boshqa mazhab ulamolarimiz Ominni shu hadislardan kelib chiqib jahliy aytishlikka o'zlarining ijtihodlarini keltirganlar, unga hech qachon qarshilik qilmaymiz. Biz qandaydir bir mazhabga mutaassiblik qilib boshqa mazhabni haqorat qilmaymiz. Biz ijtimo bo'lsin deyapmiz, ittifoq bo'lsin deyapmiz, ixtilofni oldini olaylik deyapmiz. Alloma zahabiyya tariqasiga o'tirib olgan odamlarga xavorijilik fikrini sindiriyotganlar, mana shular bizni mujtahidlarimiz haqorat qilyapti. Abu Hanifa xato qilgan deyapti. Bizdan qayerda ko'rdinglar Imom Shofiy xato qilganlar, Ahmad ibn Hanbal xato qilganlar degan gapni. Xo'p, yana xo'p, mulohaza. Ominni jahriy aytish yoki ominni maxfiy aytish to'g'risida ulamolarimizning katta jamoalari ixtilof qilib kelishgan. Ikkalarining ham dalillarida o'ziga yetarli sahih ijtihodlari bor. Illa anna aktara sahobati va tabi'in radhiyallohu anhum ajma'in kanu yukhfuna biha. Lekin sahobalarning aksari, tobiinlarning aksari ominni maxfiy aytishardi. Va hada sababu tarjihina lahu. Ya'ni deydilar bizni Hanafi ulamolarimiz, mana shu gapni o'zi bizning dalilimizni biz uchun quvvatli ekanligiga kifoya qiladi deydilar. Biz avval o'sha ominni jahriy aytishlik hadislari kelgan hadislarida zaif zuh bor deganimizda ishora qilganimiz Buxoriyda atodan qilingan ta'liq bor. Imom Buxoriy ato radhiyallohu anhu tobiinlarni eng katta kuchli fuqaholaridan shu kishidan qilingan ta'liq bor. O'sha ta'liqni Buxoriyda rivoyat qilingan u sahihligida hech ixtilof yo'q. Aynan o'sha ta'liqqa tegishli boshqa rivoyatlar bor, ularda zaiflik bor. Biz hozir u atoni ham inshaalloh gaplarini keltirib o'tamiz. Yana Imom Termiziydan rivoyat bor ekan. Voyl ibn Hujur radhiyallohu anhu'dan rivoyat qilingan. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين ومد بها صوته degan ekanlar. Voyl ibn Hujr radhiyallohu anhu dan rivoyat. Nabi sallallohu alayhi vasallam g'oyril mag'dubi alayhim va laddolinni o'qib amin deganlarini eshitdim. Bunda ovozlarini cho'zdilar degan ekanlar. Bu Sufyon Savriydan qilingan rivoyat. Aynan shu hadis, bu hadis sahih hadislardan. Mana shu joyda ominni cho'zganliklari to'g'risida rivoyat bor keldi. Lekin aynan shu hadis Shu'badan ham rivoyat qilingan. Shu'baning rivoyatida bunda ovozlarini past qilardilar degan lafz bor. Ikkita hadis bir-biriga zid kelib qoldi. Sufyondan rivoyat qilingan hadisda ovozlarini amin deydilar va ovozlarini cho'zardilar degan lafz bor. Shu'badan qilingan rivoyatda ovozlarini past qilardilar, ominda ovozlarini pasaytirardilar degan hadis bor, rivoyat bor. Bu ikkita roviyni unisini gapini olgan ham, mana boshqa mazhab ulamolarimiz olgan ominni jahriy aytishlik uchun dalil bo'lgan, olishgan. Bunisini olgan ham sahih dalilni olgan. Lekin muvofiqlashtirishlikda qaysi biri kuchlik? Tarjih ma'nosi bor. Deganda ulamolarimiz aytishganki, Shu'baning rivoyati Sufyonning rivoyatidan ko'ra afqahroq deyilgan, faqihroq. Shu'ba faqihroq bo'lgan. Sufyon Savriyni oldiga tushadigan odam yo'q. Tanqid ma'nosi yo'q, ularda hech qanaqangi jarh ma'nosi yo'q. Ularni hadis rivoyat qilishda hech kim yomonlay olmaydi. Lekin Shu'ba bilan ro'baro kelib qolganda qaysi biri kuchli? Desa Shu'bani kuchliligi to'g'risida juda ko'p rivoyatlar bor. Muhammad ibn Abbas Nasoiy aytadilarki, Abu Abdullohdan kim sobitroq, Shu'bami, Sufyonmi deb so'radi. Deganda Sufyon hofiz, solih inson,
Lekin şoba undan ko'ra sobitroq, rijollarning eng tozasi bu şoba deganlar degan rivoyat var. Demek şobaning fiqh borasida, sabit borasida Sufyondan ustunligi to'g'risida rivoyatlar var. Ovozini pastroq qilib ominni aytganlar degan rivoyatni shoba rivoyat qilgan. Demek biz Hanafiylar ominni maxfiy aytishdikda shobaning hadisiga suyanyapmiz. Şoba Sufyondan sobitroq degan rivoyatlarni olyapmiz. Haqqimiz bormi yo'qmi? Abu Hanifa radhiyallohu anhu ni bu haqlari bormi yo'qmi? Yoki o'sha Misrda o'tirib olgan bolaga ergashaylikmi hammamiz? O'sha aytayotgan uzuq, yuluq, yolg'on, tadlis ikkita hadisni bir-biriga keltira olmaydigan tarjima qilsam bo'ldi, odamlar ergashaveradi deydigan bir safsatabozga ergashaylikmi? Yo'q. Mana raviylarning kimligi, qanchaligi, darajasi aytib turilibdi. Bu rivoyatda sanad ma'nosida. Lekin Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bilan yillar birga yurganlar. Bir qancha yil. Rivoyat ma'nosida hadisni Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eng ko'p rivoyat qilgan zot. Voyl ibn Hujr Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan 3 kunmi 4 kun birga bo'lgan. Va u kishi o'zining qabilasiga ketayotgan paytida payg'ambar alayhissalotu vasallam unga namoz o'rgatganlar. Va namozni o'rgatganlari uchun Voyl ibn Hujrni o'zi eshitishligi uchun ominni unga eshittirganlar. Amin valad dolindan keyin ominni aytiladi degan gapni Voyl ibn Hujrga eshittirish uchun aytib qo'yganlar. Bitta odam eshitsa borib qavmiga o'rgatadi deganlar. Borib o'rgatgan jahri aytdirgandir, keyinchalik shu jahri ijtihod bo'lgandir. Lekin 3 kun Rasululloh bilan yurgan sahoba bilan 10 yil Rasululloh bilan yurgan sahobani fiqhida, ilmida, salohiyatida farq bor axir. Ta'na qilmasak ham bittasini ustun deyishlikka haqqimiz bor. Hammod ibn Zayd rijollarni ichidagi katta odamlardan. Bu kishi aytgan ekanlarki, agar shoba menga muvofiq bo'lsa, men aytgan gapda shoba men taraf bo'lsa, menga butun dunyo xilof qilsa ham parvo qilmayman deganlar. Agar shoba menga xilof qilsa, o'sha xilofda shoba tomonga o'taman, hammasini tark qilaman deganlar. Shoba shunaqangi kuchli odam. Shunda chiroyli bir gap bor. Ba'zilar aytadi, mana bizni Facebookdagi faoliyatlarda qarasangiz, ba'zi odamlarning gaplariga dahriylar yoqti bosadi. Yoki muvofiq gapiradi, dahriylar bilan kelishib ketadi. Shu odamlar sal iymonini bir qarab qo'yish kerak, aytayotgan gapini tekshirib qo'yish kerak. Nima uchun seni gapinga dahriy yoqti bosyapti, seni ma'qullayapti? Nima uchun? Desak, ustimizdan kulishdi ba'zilar. Like'larni sanab yuradi. Nima menga dahriy undoq bo'lsa bundomi? Hammod ibn Zayd aytayaptilarki, menga shoba, men tarafda bo'lsa bo'ldi, qolgan qarshi odamlarni bir tinga olmayman deyaptilar. Lekin menga shoba qarshi kelib qolsa, o'ylanaman. O'sha qarshi kelgan fikrni tashab shobaga ergashaman deyaptilar. Ha, rijol ilmida kerak bu narsalar. Dahriy sizni yoqtiryaptimi? O'ylaning siz, har fikr yuriting. Ba'zi odamlar musulmonlarga tuhmat qilib musulmonlarni loylab, ularni qora otli qilib, qilib qo'ygan xatosini osmonlarga chiqarib, pashadan fil yasayapti, atrofida dahriylar yig'ilib olib turib, xabar ekanlar qilib o'tirishibdi. Shundan xursand bechoralar. Voy musulmon, musulmon bilan urushayotganingga dahriy xursand. Qo'rqqin, Allohdan qo'rqqin, sen qilayotgan ishingda juda katta xatarga tushgansan. Chunki dahriy bilan do'st bo'lyapsan. Fikring dahriyga muvofiq kelyapti. Yo iymoningni saqlab, o'sha fikringni isloq qil, yoki tark qil u fikrni. Rijol ilmida shoba man taraf bo'lsa, bu meni gapim haqligiga dalolat qilyapti. Hammod ibn Zayd shunaqa deyaptilar. Agar shoba menga muvofiq kelmasa, ya'ni men gapirgan gapni ma'qullamasa, men u gapni tashlayman deyaptilar. İlim bu. İlim. Uşenge ergeşiş gerek. Şimdi biz aytken uşa mescid zırırlap getardı, larzıge kelardı degen lafzdaki hadisini
Bişir ibn Rafi' rivayet kigen, bu rivayet ham Abu Hurayra'dan degen rivayet ve bu sanatta Bişir ibn Rafi' var. Bunu matni şu, an Abi Hurayra'ta radıyallahu anhu kala, ترك الناس التأمين وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمعها أهل الصف أول فيرتجع بها المسجد. أبو هريرة رضي الله عنه aytadılar ki adamlar aminni tark qilishdi va holanki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qachon g'ayril mag'dubi alayhim va ladolin desalar amin derdilar. Hatto birinchi saf ahli uni eshitar, u bilan masjid larzaga kelardi deganlar. Mana bu hadis. Bu hadisni raviylari ichida Bishr ibn Rafi' bor. Ishkalga tushgan, mushkulga tushgan ishonchsiz odam bor. Bishr ibn Rafi'ni Imom Buxoriyning o'zlari uni hadisiga ergashilmaydi deganlar. Ahmad ibn Hanbal onu zayıf degenler. Yahya ibn Ma'in munkarul hadis degenler. Munkar hadislerine aytadı degenler. Nasai küçülü zatmaz degenler. Yani Bişir ibn Rafi gapi işitilmeyi degen. Küçülü olanmaz. İbn-i Habban bir neçe mavzu narsalarını huddu ularge suyengendik rivayet kıladı degen. Mizanı ertidaldı. Mizanda. Yani hadis rivayet kılıyetken peyette özü zayıf rivayet kıladı. Lekin maşna qangi rivoyatlar bor deb o'shanga suyanadi. Demak, bu ham jarhga tegishli ekan. Hofiz Tahzib ut-Tahzibda aytadilarki, Ibn Abdulbar kunniyda ular nazarda u zayf va munkar hadis degan deb rivoyat keltirgan ekanlar Bishr ibn Rafi'ning gapini. Demak, masjid zirillab ketardi degan rivoyat Bishr ibn Rafi'dan qilingan rivoyat va Bishr ibn Rafi ishonchli odam emas, muhaddislar tomonidan tanqidga uchragan. İnsaf kitabı da şunday deydi. Muhaddisler Bishr ibn Rafi'nin hadisini inkar kılıçta ittifak kılıçken. Onu hadisine alışmaydı. Hadis ulamaları bu barada ihtilaf kılıçmaken. İbn-i Hibban aytadı. O Yahya ibn Abu Kesir'den bir neşte buzuk rivayetlerini keltirgen. Bunu hadis ilmiden öte haberdar bulmagan kişiler ham bile aladı. Yani o huddu ularga suyengendeki rivayet kigen degen. Demek masjid zırlab ketardı degen rivayet zayıf. Bishr ibn Rafi uşa zayıflikning asası. İshoq ibn Rohavayni ham musnatlari bo'lgan, u kishi ham bir mazhab egasi bo'lganlar va u kishining mazhablari shakllanmay qolgan, lekin bu zotning musnatlari bor. Musnad sifatida hadislar rivoyat qilganlar shu kishi keltiradilar bu mavzuda. Ibn Ummul Husayn an ummihi annaha sallat xalfan nabiy sallallohu alayhi vasallam fasami'athu wa huwa yaqul malika yawmiddin falamma qara'a wala ad-dallin hatta amin qala amin hatta sami'athu wa hiya fi saffin nisa. Ibn Ummu Husayn onasidan rivoyat qiladi. Onasi Nabi sallallahu aleyhi ve sellem'nin orkalarda namaz okuyken eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Maliki yevmiddin'ni okup, Fatiha'nı okup barıp ahırı veladdalinge kegende amin degen ekenler. Hatta ayallar safıda turup eşittin degen eken bu ayal. Bana şu ham cahriye dalalat kıladı deydi cahriyini ogen fukaha olanımız. Lekin bu hadisinin ravileri arası da İsmail ibn Muslim Mekki degen adam var. O zayıf adam. Ahmet ibn Hanbal onu munkarul hadis degen. Nasai matruk degen. Tark kılına degen adam. Yapı alınmaydı. İbn Medini. Ali ibn Medini. Şeyh en kattah muhaddislerden. Bu Ali ibn Medini'ni İmam Buhari juda katta baho berganlar. İmam Buxoriy aytganlarki, hadis ilmida men o'zimga tengimni ko'rmaganman deganlar. Har qanday odam oldida salobatimni sezardim, og'irligimni sezardim deganlar. Lekin Ali ibn Madiniyning oldiga kelsam,
onu aldı da uzunmu kiçkine kıskıp kalardım. Bitti şu Ali İbn-i Medini'ni aldı da uzunmu sizip durardım dediler. Şu kişi etken ekenler ki Yahya'dan işittim. Ondan İsmail İbn-i Müslim Mekki doğrusu soruldu. Yahya İbn-i Ma'in. Bu kişiyem cüdük meşgul rıcal tabi'i yani ulamalardan. Bir şey dediler ki o daim çarp geçtirdi. Bizge bir hadisini uçkıl kılıp eğitip vergen degen ekenler. Yani yukarıda haligi ayalının rivayeti de İsmail İbn Muslim Mekki degen adamını Yahya İbn Ma'in tenkıtkı yaptılar. Hadisleri bunaka işançısız. Yahya İbn Ma'in'nin özleri etken ekenler İsmail İbn Muslim Mekki hiç nersi yemez degen ekenler. Gep alınmaydı. Ali İbn Medini özleri etken ekenler onun hadisi yazılmaydı. Sa'di eytediler nihayette boş degen ekenler. Böyle yukarıda biz eytiyetken hadislerde aminli cehri eytişlikke delil degen adamlarını fukahalarımızın kiltirgen delilleri de raviler arası da müşküller çıkıyordu. Muammalar çıkıyordu. Uşalarını Hanefi mezhebi ulamaları kurup onu oradaki küçücüsüne alışı yaptı. Kana Ebu Hanife'nin hataları. Korsatayım bizge. Ebu Hanife hata kıyken diyordu. Bana suyunana digen narsalar turup da akır. Yani hani yukarıda etkenimiz Buhari'nin atadan kılgen taliki var. Buhari'nin rivayetlerinin içi de sahih deyilgen de Buhari talikler kiltirgen. Talik degeni ravilerde kiltirmeydi de tabi illerini özüden ahli ilimlerini özlerinden bazı şimdi fatvaya tekiştiği mavzularını kiltirip koyadılar. Bunu ulamalarımız alakıda ilim sıfatta çıkarıp tahlil kılışken Buhari'nin fikhi hesaplanadı. Uşalardan bittesi. Buhari aminli cehri ayetçiliği hakkında babını açıp uşa babda atadan rivayet kiltirgenler, talih kiltirgenler. Etkenler ki an ata kâle kultu lehu ekâne ibn Zübeyri yu'amminu ala eferi ummil Kur'an kâle na'am ve yu'amminu men vera'ahu hatta inne lil mescidi lelecceptum degenekeller. Bunu Abdurrazzak ibn Cüreyş'ten o ise atadan rivayet kıladı. Ata etedi ki unge ibn Zübeyr ummul Kur'an'ın iziden aminni aytar mıdı dedi. O ha, onun ortadan aminni aytardı. Hatta mescitlerdeki kilerdi dedi. Fathul Bari'de hem bunu şarkını kilitirgenler. Bu hadis bor. Ne talik bu. Hadis şeriflerini uzunmez. Talik bor. Hop, bunge kandaya cevap veremiz. Mesela Bayhaqi atadan başka vacistir var etkigen. Ata aytadı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerden 200 tasını üçbu mescitte taptım. İmam kaçan gayril mağdubi aleyhim ala dalin dese onların güldüras aminini işittim degen talik. Bu Bayhaqi'den rivayet kılıngen. Uyem atadan keltirgen. Hop şu talik Bayhaqi'nin rivayeti ve Buhari'nin talikige bizi hanefilerimiz neme bilen cevap verişken? Neme bilen? Özlerini fikirlerini alışken mi? Bu hadis bularga yetib bormaganmi? Yo'q, yetib kelgan. Bu ta'liq yetib kelgan. Lekin bunga sahobalarning amallari, boshqa bir qancha sahobalarning amallari va so'zlariga qarshi tursa, uni hujjat qilib bo'lmaydi degan gapni olamiz. Yuqorida Hazrati Umardan men keltirganimiz Ali ibn Abu Talibdan, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhumlardan aminni mahfi aytkanlari borasida dalillarni keltirib o'tdik. Bular o'rnak uchun kifoya qiladi. Tabariyni zikr qilishcha sahoba va tobiin radhiyallohu anhumlarning aksari aminni mahfi aytishardi degan dalil. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bu mavzuda bizga tanqid qilaman deb Abu Hanifa radhiyallohu anhuni xatokor deyatgan o'sha yosh bolalar Alloh mazhabiyani bugungi kundagi namoyondalari o'zi xo'li quruqni ajrata olmaydigan qayoqqa borsa nimani kimdan ajratishi bilmasligini bilkitayotgan bolalar Abu Hanifani xato qildi deyishyapti. Aminni jahri aytishlik kerak, aminni maxfiy aytishlik to'g'risidagi ijtihodlar xato deyapti. Abu Hanifani xatoga ahli royga hadisi olinmaydigan zaifga chiqarib o'zlarini o'rtaga qo'yishyapti. Bana dalillerini korup çıktık. Kanı kayırdı Ebu Hanife fikirlerine aitittiler. Kanı kayırdı aminni cehri aitiş doğrusu da Buhari'de açıp yaptırıptı. Atadan bugün talik, atanın taliku.
Aksar sahabelerinin rivayeti, aksar sahabelerinin aminini aitmesliklere mahfi, yani aitçilik ihtilafı yok. Mahfi aitçilerdeki delil, atanın rivayetinden küçülü hesaplanadı. Kuvvet manası. Bu da gene atanın rivayeti, talik manası bu halideki gene. Taşlanadigan rivoyatmas, buni olganlar ham o'zini dalilini oladi. Lekin qani Abu Hanifa bu joyda xato qilganligi? Boshqa dalilni olishlik xato bo'lmayapti-ku. Biz yuqorida aytganimiz asarul hadisda hadisning ta'siri qaysi mujtahid qaysi quvvatlik shartni qo'ygan bo'lsa, o'shani olishligini aytyapmiz. Demak, bu ta'sir qilyapti, mana amaliy suratda ko'rdik. Abu Hanifa'nın bitti imtiyazları bugün. Yani başkalardan acilatıp duradigan şartları. Huddu Buhari'ni hadis kabul kılıçlıkta raviler körüşkerliğine üçüncü adam delil buluş gerek, guvah buluş gerek degen şart bilen Buhari'yi acilatıp durgan dedik. İmam Abu Hanife radıyallahu anhu hadis eşitseler hadisinin ravisini hifzini eşitkenden ta ki rivayet kıgünge kadar bir xil bo'lishligini shart qo'yganlar. Juda katta shart bu. Masalan, yosh bolani rivoyatini olmaganlar. O'ta keksayib qarib ketgan bo'lsa ham uning ham rivoyatini olmaganlar. Abu Hanifani hifzga qo'ygan shartlarini boshqa fuqaholar bunaqa darajada qo'yishmagan. Abu Hanifa radhiyallohu anhu ning hadis qabul qilishlikdagi shartlari boshqalarnikidan ko'ra murakkabroq bo'lgan. Qiyinroq bo'lgan. Qani Abu Hanifa o'zlarini fikrlariga suyanib ominni mahfiy aytadi deganlar. Qani ko'rsatib berishsin bizga tuhmat qilyotgan, bizni ilmdagi nasabimizga tuhmat qilyotgan, ijtihodda Abu Hanifalarga tuhmat qilyotgan tuhmatchi ko'rsatsin Abu Hanifaning xatosini. Xo'p, xulosalaylik. Ominni mahfiy aytish yuqoridagi o'tgan tafsilotlarga ko'ra hukmni asli hisoblanadi. Asli hukm ominni mahfiy aytish. Nimaga Qur'oni Karimda Alloh taolo aminni, ya'ni amin bu duo, duoni maxfiy aytishlikni Qur'oni Karim alohida ta'kidlayapti. Ud'u robbakum tadarru'an va xufiya. Robbingizga tazarru va maxfiy holda duo qiling. Amin, duo bu. Maxfiy holda qiling deyapti Alloh taolo. Bunga qarshi dalil kelmagunga qadar uni tarqimaymiz biz. Asl mavzu aminni maxfiy aytish. Jahri qilish to'g'risidagi barcha rivoyatlar umumni emas. Belki fiillerini hikayesi hesaplanadı. Bazı adamlar Resulullah'tan hadis eşitken de özü şunge amel kıyken. O fiil o, umumi iştihatmez, umumi anık delilmez. Türlü ihtimalları mevcut bugün deliller aminni mahfi aytiş deliliğe karşı hüccet bole almaydı. Aminni mahfi aytiş doğrusu diyen deliller var demek. Aminni cahri aytiş doğrusu diyen deliller var. Cahri aytish to'g'risidagi daliller bizni Hanafiy ulamolarimizning ijtihod usul va qoidalariga ko'ra ominni maxfiy aytish dalillariga qarshi hujjat bo'la olmaydi. Fikriy gap emas bu. Dalillarni o'zaro quvvatlantirishdagi qo'ygan shartlarga tegishli gaplar. Yana shu bilan birga ominni jahri aytish to'g'risidagi dalillarning deyarli aksarida jarh bor. Yuqorida keltirdik. O'sha raviylar ichida Muslim al-Makkiyni keltirdik. Yana Bishr degan bir raviyni keltirdik. Bularni ham matruk ekanligi, ishonchsiz ekanligi, gapi olinmasligi to'g'risida Imom Buxoriy, Ahmad ibn Hanbalga o'xshagan, Ibn Ma'inga o'xshagan katta-katta zotlar guvohlik berishyapti. Aminni jahri aytish to'g'risidagi hadislar shulardan rivoyat qilindi. Açık lafz bilen kelgan demoqchimiz yani. Endi shuni xulosani ham xulosa desak nima kelib chiqadi? Aminni jahri aytishlik to'g'risidagi rivoyatlarda lafzi amin jahri aytilardi degan lafzlarning birortasi kuchli quvvatga ega emas. Atodan qilgan ta'liq bor bitta va Bayhaqiydan qilingan rivoyat bor, bularni qarshisiga dalil bor. Ibn Mas'ud Umar, Ali radıyallahu anhumlarının mahfi aytkalligi to'g'risida sahih rivoyatlar bor va Tabariydan qilingan sahih sanadi sahih bo'lgan rivoyatda aksar tobiinglar, aksar sahobalar aminni mahfi aytishardi degan fe'l rivoyati bor. Shu fe'l rivoyati atoning ta'liqidan ustun turadi. Boshqa
işara kılıngan rivayetlerde ise açık aydın delil yok. Aşkar, mahfi, aşkar etsin degen. Ben yukarıdayım etken edin, aminle cehri etiş doğrusu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den açık aydın sahih rivayet yok. Sahih bugün rivayetlerde açık aydın lafz yok. Demek bu cahide ne demek mecal kaladı? İçtihatke mecal kaladı. İçtihatte bizim müştehit imamlarımızda barçaları özlerinin içtihatlı üslülleri bilen, kaideleri bilen agen delillerige irgeşiçik caiz bulabıradı. Biz bana Hanefiler mezhebimiz Hanefi mezhebine göre amin mahfi aytemiz. Bu Ebu Hanife'nin fikrimiz bu. Belki Ebu Hanife radıyallahu anhudagi manbaning kaide ve asas usulde çıkan fikri hesaplanadı. İmam Şafii, Ahmet ibn Hanbel radıyallahu anhumlar aminni cehri aytish to'g'risidagi dalillarni keltirishsa, ular ham o'zlarining usullarida keltirishgan. Mesela aksarlari Ato ibn Abi Rabohni taliqlarini olganlar, boshqalari Bayhaqidan rivoyatni olishgan. Bu hadislar mujtahid imomlarimizga yetib borgan va ijtihodga o'rin qolgan. Endi uyalmasdan Abu Hanifa xato qilgan deb olayotgan odamni atrofidagi odamlar borib yuziga tupurish kerak. Aytish kerak unga, "Oy, sen uyalgin, xijolat qilgin." İlim meydanında azgını okuyun, örgengin deyiş gerek. Arapçanı bildi, Kur'an'ı bildi bu alim degenemez. Ustazını aldı da oturup, ustazını yiyen bir hak yolda ikenini teller, mezhep ulamaları ki tane taşını atışlıgın toktaçı gerek. Menge tanekli yaptı, neymiş? Men Hanefi mezhebine müteassık bulmuş men. Yok, Hanefi mezhebine taş atıyapkenin üçün senge karşı çıkıyapmış. Eğer İmam Şafii'ye taş atsan, onda hem karşı çıkarmış. Ahmet ibn Hanbel'e taş atadıken bulsan, onda hem karşı çıkarmış. Burada taassüplük yok, burada ilimli himayesi var. Bizden aldığın ulamalarımız hem ilimli himaye kılışken. O şey ilimli himaye kılış, biz sizden Allah himaye kıladı. Lekin cevap veremiz, kurup durup, bilip durup, adamlarını aldayetken, ruvay bezege yol birleştikleri toktatçımız gerek. Kim o? Ruvay Bezer degenleri de ammenin işi doğrusu da özü hiç kim bulmayan adam yapıradı. Ruvay bize. Özü hiç kimmez. Lekin ammeni etrafıki topla olup mevzularını kuzgat katta katta adamlarını tankıt kılıp Ebu Hanife hatakıyken de oturdu. Ayetlerde kurduğunu usulsüzlüğünü. Usul yok. Ahli kitaplarına bugün nidage ey ahli Kur'anlar, ey hadis ulamaları deyip hitap kılıyor. Açık aydın yolgunçiliği bu bölümü. Yani ayet yaptı ki, ahli kitaplarına nazil bugün ayetlerini Müslümanlarına işletir edigen İbni Umar'dan bugün rivayetini üstüden çizip, bu rivayet bayan kılıp vermesi deyip özüden koşup, yani Hazreti Ali radıyallahu anhu'nun eşiklerini takdirletken de Peygamber aleyhisselam "Oy, tahaccüd okumayızlar mı?" degen de nefsimiz Allah'ın kulu de. Uklap kalsak nime kılaydık degenler de Peygamber aleyhisselam salları uğrup "Ve kânel insânu ektere şeyin cedelâ" degenler. Kâh suresi de kirledi. "Ve kânel insânu ektere şeyin cedelâ." İnsan cüde köp nesalarda cedel kıladı, mücadele kıladı degenler. Ayetini sebebi nüzulü kafirler doğrusu nazil bugün bulsa da lekin la bi hususiyeti sebep deydi usulde. Bunu hususi sebebiye karar meydi. Al-ibratu bi umumul lafz la bi hususiyeti sebep. İbrat umumi lafzge itibar kalanadı. Hususi sebepke emez. Bu joyda va kanal insanu alif lam bilan inson kelyapti. Inson umumiy ma'noda kelyapti. Inson tabiatining barchasida aksar shay in jadala. Doim jadalga, mujodalaga moyillik bor. Inson tabiati bu. Nimaga buni aynan umum kelgan lafzni xususga joriy qilib turib, mana kofirlar haqidagini payg'ambarimiz Hazrat Aliga dalil qilyaptilar deydi. Usulni bilmagandan keyin shuna bo'ladi. Shu odam mana shu odamga ergashgan odamlar qo'liga qurol olib musulmonni o'ldirsa, men hayron bo'lmayman.
o'ldiryapti shular. Shularning avlodlari, shularning atbolari, shularning ergashganlari xavorij bo'lyapti. Musulmonlar orasidagi gazandalar shular hozir. Alloh insob bersin. Alloh taolo ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qilsin. Musulmonlarni qonini to'kishlik uchun qatashayotgan qadamlarni kessin. Bitta amin masalasini gapirdi, bu doim gapiraveradi demaslik kerak. Shu masaladan kelib chiqadi qolgan mavzular. Ularning usulsiz ekanligini shu orqali isbotlashimiz kerak. Usulsiz odamlar. Ya ahlal kitab, ya ayyuhallazina utul kitab. Ey kitob berilganlar degandagi lafz aniq, ochiq, oydin kofirlarga dalolat qilyapti. Al mutlaqu yajri ala itloqihi, al muqayyadu yajri ala taqyidihi. Mutlaqni itloqiga joriy qilinadi. Mutlaq lafz keldimi? Umumiy lafz kelyaptimi? Va kanal inson kelyaptimi? Inson hamma insonga o'tadi. Hamma inson aksari shay injadala. Umum kelyapti ma'no. Inson zoti bormi? Aksari shay injadala sifat bu. Va kanal insonu ajula. Xuddi shunday bu ham. Inson zoti borki shoshqaloq. Va xuliqal insani da'ifa. Inson zoti borki zaif yaratildi. Bular kofirga aytiladimi, mu'minga aytiladimi, inson tabiatiga tegishli. Qani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oyatni kofirga nozil bo'lgan oyatni aliga qiyapkanlar. U umumiy ma'noni gapiryaptilar o'tdi. Lekin ya ayyuhallazina utul kitob. Ey kitob berilganlar. Muqayyat bu. Qaytlanyapti ahli kitobga tegishligi bu. Buni ma'nosini nima uchun ey ahli kitob deganda Qur'oni Karim o'qigan qorilarga xitob qilyapti u bola? Nima uchun? Ey ahli kitoblar deb Alloh taolo nido qilyapti. Bu uning ma'nosida ey sihohi sittadan sanadi bor muhaddislar deyapti. Qani muqayyatni taqlidga o'zini qaydiga joriy qilmayapti? Ha, chunki unda qasd bor. U maqsad kallada bo'shlik bor. Usul yo'q. Usulsizlik usuli bor kallada. U odamlardan o'ziga ergashishligini, ummat hosil qilishlikni istayotgan bola. Uning xatosini aytayotgan ulamolarni nima qilib bo'lsa ham qoralash kerak. Mana shapkasidan quyon chiqaryapti. Buni bilish kerak. Men oddiy mavzu deb o'tib ketmaslik kerak. Inshaalloh bugun sal suhbatimizdan cho'zildi. Kitobdagi o'sha mujtahid imomlarimizning ixtiloflaridagi sabablarni zikr qilishlikda bugun bir amaliy mashg'ulot sifatida o'sha amin masalasini ko'rib chiqdik. Xulosasini ham aytdik. Inshaalloh amin masalasi barcha mujtahidlarning ijtihodlari to'g'ri. Biz Hanafiy mazhabiga ergashar ekanmiz. Hanafiylarning ijtihodlari dalil ma'nosida boshqalarning ijtihodidan ustun deb e'tiqod qilamiz va usul bilan buni isbotlab beramiz. Mana shu isbot asosida Hanafiylar mazhabiga ergashyapmiz, ominni maxfiy aytyapmiz. Qani xato qilganimiz? Usulini ko'rsatdik, dalilini ko'rsatdik. Bu dalilini ulamolarimiz ko'rsatyapti. Buxoriyda kelgan o'sha Abu Hurayradan rivoyat qilingan ikki xil hadisning sharhida Ibn Hajar, Hofiz Ibn Hajar. Hofiz deb odamlar bugungi kunda artistlarni aytyapti. Bu nom artistlarga mos emas, hofiz muhaddislarning sifati bu. Hofiz kamida 100 ming hadisni rivoyatan, dirayatan bilgan olim hisoblanadi. Ibn Hajar shunaqangi muhaddislardan hisoblanadilar. Ibn Hajar o'sha Buxoriydagi ominni imom aytishligi to'g'risidagi dalilni ta'vil qilish kerak deganlar. Ta'vil qiladi, jumhur buni majoziy ma'noda deydi. Aminni aytishga hech kim ixtilof qilmagan, jahri aytishga bu oyat, bu hadis dalil bo'lmaydi. Mana dalilni ko'rib chiqdik. Xo'p, bugun suhbatimizni shunda to'xtatamiz. Savol-javoblarimiz ham bormi yo'qmi ko'rmadik, menimcha yo'qqa ham o'xshayapti. Bo'lsa bir to'xtaramiz mavzuga aloqador. Bizning maqsadimiz o'sha ilmiy nasabda mujtahid imomlarimizga ta'na otayotgan, mujtahid imomlarimizni xatoda,
hata kıldı deyip nisbet beriyetkenlerini yüzünü açış. Bu ümmetke, Müslümanlarge ihtilaf uruğunu saçıyetkenler ular ekelliğini korsatış. Bana ben amin meselesini batafsil bulmasa da muhtasar şekilde ettik. Amin meselesinde berçe mezhep ulamalarının içtihadı doğru diyebiliriz. O ayet yaptı ki Hanefiler hata diyebdi. Kim ihtilaf yaptı demek? Kim müştehit imamlarımızga pana taşı atı yaptı? Kim? O şeyken mi? Kani biz Şafii'ni hata dediğimiz? Kani İmam Ahmet'ni içtihadlarını hata dediğimiz? Hatamaz. Ularnikiden Hanefilerniki üstün içtihad manasında kuvveti belen diyebiliriz amin meselesine. Çünkü aminin aslı Kur'an-ı Kerim'de mahfilikke dalalat kıttırıptı. Kur'an-ı Kerim'den delil keltiriyipti Hanefiler. Ularındaki hadislerden ve hadisteki içtihattan keltirip çıkarış yaptı. Hullas, hulasamız şu, inşallah keresi mavzularımızda yine şu hadis ilmiye tilişli mavzularını devam ettiremiz. İnşallah şimdi arada içtimai mavzuları yan tohtarsak gerek. Çünkü avvalam şunu biz sezgendek buluduk. Mavzu ciddileşip, berber ilmiyleşip gitken sarı talebi ilimlerge inşallah manfaatı bular. Lekin berber içtimai mavzularda hem belki siyasi mavzularda hem sohbetlerimizi kılıp boramız inşallah. O Allah subhanahu ta'ala sohbetlerimizi devamı kılsın. Berçelerimizi yaşlılıkta cem buluşumuzda uzu yordamcı bulsun. İki dünya saadetine erişirken amellerine muvaffak kılsın. Ütkerlerimizde Allah uzu rahmetine agen bulsun. Ustazlarımızı tegen amellerini sadakaya cariye kılsın. Bugünlük gündeki İslam ümmetinin birdemliğini uzu nasip kılsın. İhtilaf kuzga yetken, uzu layık bu mesele mihrabke çıkıvalı Müslümanlarının amelerini, saddelerini elde yetkenlerine Allah-u Teala insaf versin. Bunlarına Allah-u Teala tevbe fırsatını uzu ata kılsın. İlim meydanı da ilmi esaslarını usul bilen örgeni barışımızda Allah subhanahu ta'ala tavfik ve ziyadelik versin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Neşhedü en la ilahe illa ente ve nestağfiruk ve netubu ileyk. Ve ahir da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.